Eren Türkmen Cəbəsi Kərkük İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu 3. geniş toplantısına herkese hoş geldiniz diyoruz. Umarız ki teşkilatımız için yeni bir yapılandırma ve iyi geliş bir toplantımıza hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımızı Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya buyursun Erak Türkmen Okuyucular Derneği Başkanımız Hüseyin Altunses Hocamız kürsüye buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Bir araya gelmek her zaman faydalı olur. Hiç olmazsa teşkilatta çalışan değerli arkadaşlarımızın birbiriyle buluşmaları, birbiriyle fikir tartışı, son siyasi gelişmeleri, seçim hazırlık görüşmeleri, önümüzdeki engeller, gördüğümüz sıkıntıları beraberce tartışıp, beraberce görüşüp ve beraberce çözüm bulmaklarda bence her zaman fayda vardır. Bütün gelenlerden teşekkür ederiz, katılanlar. Çünkü hiçbir zaman verilen görevden geri kalmayıpsız, verilen mesuliyet, sorumluluktan geri kalmayıpsız. Bu da ne kadar Irak Türkmen Cephesi'ne ve davamız gerektiği yerlerde hazır olmak uzun önemine saygı göstermekten gelmektedir. Hepimize malumdu, 18 yıl bekledikten sonra bir Kerkük seçimi bizi beklemektedir. Sağ olsun Üstad Mustafa toplantıyla ilgili izah etti. Bizim geniş toplantılarımız adeten çalışmalar, faaliyetler arz ederek ondan sonra açık müdahalelere yol veririk. Ama bu toplantımız özel olarak seçimle denk geldiği için biz de zamanlamasını odaklandığımız ilk noktamız seçimler olacaktı. Onun haricinde de herhangi bir arkadaşımızın müdahalesi olsa tabii ki onları da yapabiliriz. Arkadaşlar, çok acı bir durum var. O da Irak'ta 18 vilayetin 15 vilayette seçim bizi beklemekteydi. Tilafer, Musul, Diyale, Bağdat, Tuzhurmatu, Salahaddin ve Kerkük'ü destirdiler. Bağdat tarafından ve Bağdat'taki kurulan siyasi kitlelerin oyunları neticesinde Türkmenleri o noktaya getirdiler. Ne yazık ki Türkmenler Türkmen adını kaldıran bir liste kurabilmedik. Bu da bizim için çok acı bir durumdu. Bu gösterir ki ne kadar planlar, komplolar var bu azim milletin adını ortadan yok etmek için. Ama teşkilat arkadaşlarımız ve Kerkük'teki bütün fertlerimizin yanımızda durmasının neticesinde Allah'a şükür bunu Kerkük'te yapabilmediler. 15 vilayette Türkmen adını kaldıran tek Cebhet Türkmanil Irak'ı muvahhad oldu. Irak Türkmenleri cephesi listesi oldu. 109 numara. Bu her Türkmen'in boynunda arkadaşlar büyük bir amanettir. Ama başta bizim boynumuzda bir emanet. Biz bu milletin sorumluluğunu almışsak Kerkük'te, burada bütün şeraihten başkanları oturupsa herkes bir sorumluluk alıp avukatlar başkanı avukatların emanetini alıp öğretmenler eğitim camiasını alıp kadınlar kadınların alıp gençler gençlerin alıp muharipler tek tek saymayayım ama Irak Türkmen Cephesi Allah'a şükür bütün şeraihten bir örgüt kurup, bir dernek kurup, bir büro açın. Onun yanında da coğrafi dağılımda Irak Türkmen Cephesi Kerkük'ün bütün köy, ilçe, nahiyelerinde aynı şekilde kapılarını açıp halk milletimiz için, hizmetler için kapımız açıldı. Bu milletin emanetini
Bilirim ki en iyi şekilde sahip çıkacaksınız. Ancak bu millet bizden daha fazla çalışmalar beklemektedir. Çok hassas 40 gün bizi beklemektedir. O 40 gün dakika dakika, saniye saniye değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Bir sokak, bir kapı, bir ev boş bırakmamamız lazım arkadaşlar. Bu hassas, bu riskli, bu komploları milletimizin karşısına ne varsa onu izah edip onu kapı kapı insanlarımıza anlatak. Bizim sağ olsun bürolarımız, teşkilatımızın neticesinde forumumuz var idi. Evler ziyaret edildi. Bine yakın evin araştırdığımıza göre ögümüzde halkımız, milletimiz bizden beklentileri apaçık ögümüzdedir. Ama milletimiz de onu bilsin. Onların çözmesi için gerekim bizim partimiz ve bizlerden olan partiler bu listede o gücü versinler özlerine, bu işleri yapsın özler için. İşsizlik en fazla oran Türkmenlerdendir. En fazla insan Türkmen arazimiz gelir. En çok sayıda bizim gençlerimiz atın amel fırsatı eleye kalemdir. En fazla bizim insanlara devlet dairelerinde atamada, görevlendirmede haksızlık var. En fazla terk edilen bölgeler, hizmette yetersizlik kalan Türkmen köy mahalleleridir, sokaklardır. Peki bunları kim yapar? Değerli milletim, işte bunları yapmak için bu 40 gündeki çalışmalarımızda her Türkmen bizimle olması gerek. Küsebilsen şahıslardan, darılabilsen sorumludan, küsebilsen partilerden, o insan iyi çalışmadı, o sorumlu iyi çalışmadı, ancak öz diliden Allah Rabbil Alemin sana bu şerefi verdiği, bu mensup ettiği bu milletten küsmek bence hiçbir şekilde ne men ve ne de hiçbir Türkmen'in hakkısı vardı. Bu Rabbil Alemin'den verilen bize bir emanetti. Milletimize olan zulmü kaldırmak için beraberce herkes görevini paylaşıp, herkes üzerine düşen sorumluluğu paylaşıp ve onu en iyi şekilde yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun yanında da tabii ki bilirsiniz, Irak Türkmen cephesini de zayıf etmek için farklı çalışmalar var. Çünkü tek milli projeni hukukul kavmiyeni dediğimiz savuncusu en fazla Irak Türkmen cephesi. Onun için de bütün taraflerin hücumu Irak Türkmen cephesine. Ama ben o kanaatteyim. Onlar da çok iyi bilsin. Ne kadar sizdeki birbirinden değerli insanlarımız, teşkilat mensuplarımız, teşkilat başkanlarımız var ise onu hayal edilir. Irak Türkmen cephesi 1995'ten ne zor şartlarda faaliyet, işler, çalışmalar yapmışsa bugün onun daha iyisini, güçlüsünü yapmaya muktedirdir. İnşallah birlik beraberlik içerisinde çalışırız arkadaşlar. Bugün bütün sivil toplum örgütleri, başkanları ve yardımcıları burada. Kadın teşkilatımız, genç teşkilatımız burada. İl başkanlığa bağlı olan bürolarımız, örgütler, sivil örgütlerimiz burada. Biz bir aileyiz. Bir fariktir. Görüş ayrılığı olabilir, fikir ayrılığı olabilir ama bu ailenin içinde kal. Bu ailenin dışında herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı çıkarsa yanlış yapmış olduk arkadaşlar. Unutmayın, bugün bizimle aramızda bulunan, Kerkük'te devlet dairelerinde de bulunan temsilcilerimiz de buradaydı. Devlet dairelerinde insanlarımızın da çok sorunları var arkadaşlar. Onlar da bizlerden beraber olup bu olacaktı. Birlik beraberlik içerisinde inşallah Aralık'ın 18'inden sonra büyük bir törenimizi burada yaparız arkadaşlar. Ben eminim ki onu iyi çalışsak, bu 40 günü iyi değerlendirsek mutlaka ve mutlaka çok iyi sonuçlar elde edebiliriz. Birkaç gün sonra arkadaşlar sizden biz, benim acil Bağdat'a bir seferim olmuştu. Mehmet, yerimde otursun üstadım. Yerimde otursun. Benim acil Bağdat'a bir seferim olmuştu. Üstad İmad'ın da işi olmuştu.
Ondan sonra biz örgütlerimizle görüştük. Günlük plan istemiştik arkadaşlar. Biz de il başkanlığı olarak da günlük plan. Bu 40 günde ben ne yapacağım? Onu yapmalıyız arkadaşlar. Bir sivil toplum örgütüye, bir semte, bir büroya bir program kurmalıyız arkadaşlar. Bugün ben Kore başkanıyım. 2 günüm Begler'e veririm. 2 günüm Sarıkaya mahallesine veririm. 2 günüm asnaflara veririm. 2 günüm oradaki milliyetçi dava abilerimizin kapılarını çalarım. 2 gün sokak sokak, kapı kapı, ev ev gezerim. 3 gün seçim kartları geldiğin onu insanlara dağıtırım. 5 gün her hafta, her cumartesi mantıkamda açık oturumlar yaparım. İnsanları getiririm halkımıza, milletimize siyasi gelişmeleri anlatsın. Ben Türkmen Öğretmenler Birliği'yim. Ben Kadın Birliği'yim. Ben Avukatlar Birliği'yim. Ne kadar mensubum var, hepsini kapı kapı ev ev gezerim. Sokak sokak bunları toplarım. Bu tek il başkanlığın çalışmasıyla ve Irak Türkmen Cephesi'nin genel başkanının çalışmasıyla bitmez arkadaşlar. Herkes bu sorumluluğun altında hareket etmesi lazım. Tabii ki bir gün biz hazır olmamız, bu toplantıya amacımız çalışmalarımızı göstermekteyiz. Bu seçim, muhalilik seçimi çok önemli bir seçimdi ve üstümüze bir büyük amanattı. Ben buradan seslenirim bütün kadınlara, bütün kızlara. Çalışmalarımız daha fazla olacaktı. Binalarımız hazır etmişiz hamdolsun. Ve biz de 6. ayın 18'inden çalışmalarımız devam ediyor. Kapı kapı çaldık, sokak sokak dolandık. Sağ olsun büro başkanları bize çok yardımcıydılar kapı çalmakta. Elhamdülillah çalışmalarımız birlikten, beraberlikten bütün aileleri ziyaret ettik. Ve şimdi de farklı farklı bölgelerde kalıp çalışmalarımız, kapı çalmaklarımız. Ve inşallah o bir büro başkanlarından, el birlikten, beraberlikten o kapıları da çalacağız. Küsen aileleri de barıştıracağız, toylarına da hazır olacağız. Bütün sıkıntılarını neydi? İnşallah biz onlardan duracağız. Biz buradan, bu dava bizim davamızdı. Bütün Irak Türkmen Cephesi'ne, teşkilatına buradan seslenirim. Bu bizim görevimizdi. Bu seçim bizim seçimimizdi. Valilik seçimi çok önemlidir. Çünkü Kerkük'ümüz içindi. Kerkük'ümüz elden gitmesin, başka milletin elinde olmasın. Başka millet bize sahip çıkmasın. Biz bunu hiç kabul etmeyeceğiz. Ve kabul etmeyecek sonuna kadar dava edeceğiz. Buradan kadın teşkilatı adıyla kızlardan, gençlerden, kadınlardan kapı kapı çalacağız inşallah. Bu davanın arkasıyla olacağız. Bizim bu davamızdı. Biz Türkmen'e sahip çıkacağız. Ve hiçbir zaman Irak Türkmen Cephesi kadın teşkilatı kapısını baklamadı. Bütün kadınlara destek oldu, yardımcı oldu. Hiçbir zaman engel olmadı. Irak Türkmen Cephesi Sayın Başkanımız her zaman, her yerde kadını en ekdebili, gençleri en ekdebili, bütün kadınlarımıza destekti. Hiçbir zaman reddetmedi kadınlarımızın talabını. Hamdolsun bizim kapımız açıktı her kadına hizmet etmek için. Ve buradan da istedim seslenim, sonsuz teşekkürlerimiz uydu kanatından. Her vakit bizimle faaliyetimizde durupta, her zaman bizim faaliyetimizi canlandırıptı ve milletimize mütabaa ettiripti. İnşallah bundan da sonra devam edecek faaliyetimiz. Uydu kanatı bize destekti. Çünkü malum bir müessesenin altında çatında biz çalışırız. Ve kalacağız. Bu uydu kanatıyla, el birlikten, barabarlıktan bütün milletimize gösterecek faaliyetimizi. Hamdolsun çalışmamız devam edecek ve devamındadır. Bugün bu muhteşem manzarada milletimizden bir arada olmakta onur ve şeref ve mutluluk yaşamaktayız. Bunu herkes bilsin ki bugün bu salonda 1000 kişiye aşkın insan var ise, buradan basit bir matematik hesabı yaparak yola çıkarsak bu listemizi Kerkük'te 1. liste yapabiliriz. Burada her kişi gelip 100 kişiyi davet ederse biz sanduka
100.000 oy kazandırmış oluruz. Kerkük bizim dediğimiz zaman Kerkük'ü bizim yapmamız lazım. Burada varık dediğimiz zaman burada varık, var olacağız göstermemiz lazım. Eğer başka güçler Kerkük'te savaş ilan edirse biz de diriz sana can feda Kerkük. Can sana feda Kerkük. Müslüman Türkmen milleti olarak bizim sınırımız büyüktür ve bu engelin kanşarında kimse durabilmez. Eğer bizi bugün Kerkük'te az görürseler, Irak'ta az görürseler bizim arkamızda 350 milyon Türk vardır. Hiç kimse zayıf görmesin özün. Biz bittiği yerden başlarız. Bugün Kerkük ve yerel seçimler bahsettiğimiz özellikle Kerkük 18 yıldan beri yapılmamaktadır. Kerkük seçimi, Kerkük'ün sadece seçimi değil, Kerkük'ün haritasını çizmektedir. Ve bu haritanı önce Allah, sonra milletimize arkamıza alarak ve bu şekilde bu haritanı inşallah çizeceğiz. Milletimizin bazı istekleri var idi. Geçen seçimlerde bu liste o milletimizin isteklerine göre kuruldu. Birincisi, Türkmen partileri bir araya gelsin. Bugün Türkmen partileri hepsi bir aradadır. İkincisi, milletimizin her ferdinden bu listenin içinde aday olsun. Doktorlardan, mühendislerden, esnafçılardan, gençlerden. Bugün milletimizin her ferdinden değerli insanlarımız bu listemizin içindedir. Bugün milletimizin de üzerine düşen bir vazife, boyun borcu olarak sandık başına gidip bu listeni Kerkük'te birinci yapmaktır. Bizim savaşımız başka milletlerdendir. Kendi aramızda değil. Bugün ne hilafetimiz var ise hepsini yana koymamız lazım. Bugün ne sıkıntımız var ise hepsini göz ardı etmemiz lazım. Tek çaremiz davamıza sarılıp listemizi, partimizi, milletimizi güçlü kılmaktır. Başka bir çalışmamız yoktu şu an. Önümüzde sayılı günler kaldı. Her saniyesi, her dakikası, her vakti bizim için değerlidir. Bu değerli millete, bu değerli davaya, bu değerli millete, bu değerli davaya hizmet etmek şereftir. Ve bu yolda da can vermek şereftir. Şehitlerimizin kemikleri mazarda sızlamamak için gidip davamıza sarılmamız lazım. Dava yolunda hizmet veren gazilerimiz, abilerimiz gençlik yıllarından bu davaya verdikleri emekleri üzülmemekleri için bu davanı şahlandırmamız lazım. Analarımız duaları arkamızda diye evlerde bu milletten bu bayrağı yükseklerde görmekleri, her zaman sevinmeklerini istirse eğer bu insanlarımızın, bu abilerimizin, bu ablalarımızın gidip listemize oyumuzu kullanmamız lazım. Sadece oyumuz kullanmak değil, burada teşkilat oturur. Gidip milletimizin her ferdini, her sokağında davet etmemiz lazım. Kerkük'te bir tek Türkmen listesi vardır. Başka bir Türkmen listesi yoktur. Ve bu içindeki adaylar da hepsi bizim adayımızdır. Bazı insanlarımız da diri, bunu burada ifade etmekte önemli bir yerdi. Atuz adayı çoktu, sesimiz dağılır, sesimiz dağılmaz. Aksine her adaya gidip kendi çapına göre, kendi imkaniyetine göre listeye oy getirecektir. Havuzdur, toplanı, gayret edin, herkes bu listeye en fazla oy getirsin. İnsanlar milliyetçilikten bahsediyor. Milliyetçilik, 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 milliyetçilik. Katıl kavmi. Nerede bunun felsefesi? Milliyetçi insan önce milletini sever, davasını sever, gider üstüne düşen görevi yapar. Böyle bir hassas dönemde, seçimlerde gider sandık başında milletine destek verir.
milletin arkasında olur, yoksa oturup kakar, milletini parçalar, milletini kırar. Valla ben küsmüşem, valla ben oğlumu tayin etmediler, valla ben maaş vermediler bana, valla beni aramayıblar. Bu milliyetçilik değil arkadaşlar. Şimdi yerse milliyetçilikim unvanı bu şekilde. Valla ben milliyetçiyim, elim boş kurt edirem. Valla ben milletimi seviyorum, toprağımı seviyorum. Yok öyle değil. Hiç kusura bakma onu. Her kim değilse millet küsüptü. Bize isim verin gidin evine barıştırak olsun. Şimdi küsen var ise barıştıran da olur. Acaba biz anlamadık. Her toplantılarda vallahi millet küsüp kimse getirmiş seçme. İnanın Allah'a bu zayıf insanların, bu karşı taraf düşmanların propagandasıdır Türkmen davası içinde. Millet küsüp selam olun. Bu işi anı atırlar. Millet küsüp. Ben burada herkese burada 1000 defa otur. Seslenirim. Kim küsüpse, kimse değilse ben küsmüşem. Buyurun adını verin, envanını verin, bize telefon numarasını verin. Biz hemen evine gelip koşa koşa ne kadar küsümse bizden razı da gözünü barıştırak gelin. Ama arkadaşlar küsmek yoktu. İşte tembellik var, tembellik. İstemem işleyeyim, istemem yorulum. Bana ne? Filan kazanır, filan gider. İşte yallah bir diğer millet küsüp gitmedi. Arkadaşım mahana da. Her büro sorumlusu, ister sivil toplumu olsun, ister il başkanlığı olsun, ister vatandaş olsun, ister devlet dairesinde mamur olsun, ister ev kadını olsun, üstüne düşen şer'i, milli bir görev var. Etrafındaki insanların sandık başına parmağı lazımdır. Bana demezsin vallahi küsmüşem, vallahi filan küsmüşem, küsümsen gebarışam. İhtiyacı var yardıma, geberakım. Kim bugünden bugüne kampımıza geldi, biz ona yardımcı olmadık, destek vermedik. Kim kapımız çaldı, boş döndü. Yabancı milletler kapımıza gelirse boş döndürmedik. Biz kapımız Mevlana kapısıydı. Kimsenin reddetmedik. Yok tane düşmanları. Biz Mevlana'yık. Kim küsümse biz giderek kapısına. Biz giderek barıştırırız hocam. İnan Allah'a, ben eminim küsen yoktur. Bazen Türkmen milleti naziktir. Darılı, mızıldar, naz eder. Biz o nazı kaldırırız, tahammül ederiz. Nazdan da çıkarız. Bundan evvel çok nazlarını çekmişiz bu milletin. Hakkıdır. Millet naz etmeye hakkıdır. Ama biz de milletten isteklerimiz haktı, şer'idir.